Kurban olsunlar sana. Biraz da domates fidesi alırız, biber fidesi alırız. Kalan arazilerimize domates ve biber ekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Fırat'a böyle gidersem zaten Fırat'ı da ezeceğim. Sevgili kardeşim dedi ki, abi yemeği hak etmeniz lazım dedi. Yemeği hak etmek için de çalışmamız gerekiyor değil mi? Mutlaka. Ha. Sevgili izleyiciler, Bolu'daki gezintimize Köprücüler Köyü'nde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi habire yol boyu yürüyoruz ve Köprücüler Köyü'ne geldik. Yalnız bu köyde bir tarihi bir köprü varmış. O köprünün olduğu yerden size bir hikaye anlatacağım ve yolumuza da devam edeceğiz. O tarihi köprüye ulaşmak için hızlı adımlarla yürüyoruz. Sevgili izleyiciler, bahsettim ya, bir köprü var dedim, tarihi bir köprü ve o tarihi köprünün üzerindeyiz. Aklıma bir hikaye geldi, bir fıkra geldi. Fıkra da değil mi? Hikaye. Aslında bunda çok güzel anlamlar da olan bir hikaye. Sizlerle onu paylaşacağım ve yolumuza da buradan devam edeceğiz köyün içine doğru. Şimdi 90 yaşında bir tane dedemiz varmış. Böyle dedemiz 90 yaşında olmasına rağmen oldukça genç görünüyormuş. Ve insanlar da dedenin bu gençliğindeki sırrı merak ediyormuş. Diyormuş ki ya dede bu gençliğini neye borçlusun? Tabii dedeye bu soru sıkça sorulmaya başlanmış. Dede de demiş ki artık buna cevap vermek vacip oldu. Ne yapayım ne yapayım demiş. Bir yemek tertip etmiş. Çok büyük bir yemek hazırlatmış. Ve davet etmiş bir sürü insanı. Yemekler yenmiş. Sohbetler edilmiş. Tabii yemeğin sonunda karpuz istemiş. Demiş ki, hanım, kilerden bir karpuz getirir misin demiş. Tabii karpuz gelmiş. Karpuza şöyle tık 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 diye vurmuş dede. Demiş ki, hanım, sana zahmet olacak ama bu karpuz iyi değil. Misafirlerimize başka bir karpuz getir demiş. Tabii hanımı kilere gitmiş, başka bir karpuz getirmiş. Dede bu karpuzu da bakmış, bu karpuzu da beğenmemiş. Tekrar bir karpuz daha istemiş. Bu olay 4 kez git gellerle yaşanmış. Daha sonra 5. kez karpuzu getirmiş. Bakmış tamam hanım demiş. Bu karpuz iyi demiş. Ve karpuz kesilmiş. Misafirlere dağıtılmış. Herkes karpuzunu yemiş. Ve dede sormuş. Demiş ki. Arkadaşlar demiş. Benim gençliğimin sırrı bu işte demiş. Tabii kimse bir şey anlamamış. Herkes sormuş. Ya dede demiş. Biz bir şey anlamadık. Bu gençin sırrı ne? Bize bunu anlatır mısın demiş. Bakın demiş çocuklar demiş, arkadaşlar demiş. Yengeniz kilere gidip geldiğinde aynı karpuzu getiriyordu. Ve kilerde bir tane karpuz vardı. Ve bunu bildiği halde ya adam sen deli misin? Beni ne ikide bir kilere gönderiyorsun? Demedi. Ve bunu of demeden 5 kez tekrarladı. Ve kilere her gidip gelişinde aynı karpuzu getirdi. Sizin yanınızda beni rencide etmedi. Ve biz hiçbir zaman birbirimizi kırmadık, birbirimizi rencide etmedik. Bir başkasının yanında. Ve biz birbirimizin sırrını da kimseye anlatmadık. Birbirimizle paylaştığımız her şeyi kendi aramızda hallettik. Evin içerisindeki sırrı da dışarıya çıkartmadık. Dedi, işte benim gençliğimin sırrı buradan. Eşimden dolayı ben genç kaldım. Dedemin sırrı da buydu. Yani dedem genç kalmasının, genç yaşamasının sebebi eşiydi. Tekrar Dünya Kadınlar Günü'nü buradan bir kez daha kutluyorum. Herkese mutluluklar diliyoruz ve bu köydeki gezintimize başlıyoruz tarihi köprünün üzerinden.
trin ay nay 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 trin ay nay nam. Altın dişli teyzem. Adın ne teyzeciğim? Safiye Bozoğlu. Ne olduydu? Bir şey mi var? Yani bir, yani köylülere mi çekiyorsunuz bu halleri böyle? Seni merak etti. Dedi ki abla çok güzel giymiş. Hayır duası etmiş biri. Teyzem sen nasılsın? İsmin ne? Ya kötü bir şey olmasın da. Yok. Nazile Öztürk. Nazile teyzem ne güzel dişlerin var senin. Altın altın dişlerin var senin ya. Maşallah maşallah. Kaç yaşındasın? 67 yaşımdayım. Sen teyzem? 65. 65. Evet. Dedeler duruyor mu? Benim dedem sağ. Bunun dedesi öldü. Ormancıydı bana. Bize ormancı iyi baktı. İyi mi bak? Sana baksana abi. Maşallah iyi baktı sana. Orman çalıştırmamış seni. 8 sene oldu. 8 seneye bastı. Öyle değil mi? Allah mekanı cennet eylesin. Burada amin, ne yapıyorsunuz? Amin. Biz, çiftçilik biz yapıyoruz. Biz mi? Ha. Çiftçilik patates, yapıyoruz. Pançar. Ondan çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Tabii. Bahçeleri, bahçeyle. İşte nasıl peki, kendi yerimiz. Araziden yani verimden memnun musunuz? Yani yaparsan şeysini, ilacını güzelce verirsen suyunu muyunu oluyor ama her ama şey emek. Çok. Değil mi? Çok emek. Hala toprakla uğraşıyorsun yani. Evet, tarlaya evet, tarlaya. Evet. Ama maşallahın var sen. Dedem sana iyi baktı. İyi bak kız, gel buraya gel. Gel buraya gel. Dizimden ameliyat oldum ama işte. O kadarcık tabii olsun canım. O kadarcık olsun. Baksana abi teyzeme. Ama teyzeme de iyi bakmış dedem ya. Altın dişler yapmış ona. Ağzını kapatma kız. Dur. Dur. Altın dişler takmış ona. Maşallah maşallah. Dedem hala sağa iyi bakar herhalde. Bizi konuşturdun sen hep bak. Bizi konuşturdun çekiyor onlar niye bizi. Niye konuşmayalım? Konuşacağız zaten. Bizim ne bileyim ben ne olacak? Nereye geleceğiz bunu? Şimdi git öyle bu tarafa. Dersiniz mi bay olsan? Dersimiz var. Dersimiz var. Dersimize çalışıyoruz. Dersimize çalışıyoruz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Oldu. Gel gel kaçmayın. Hemen kaçma yok. Kaçma yok. Kaçamazsınız. Yakaladım sizi kaçamazsınız. Tamam. Nereye gidiyorsunuz ha şimdi? Nereden geldiniz? Okumamız var. Hocanın hanımına hoş geldine gidiyoruz. Hoca geldi. Evet. Hoş geldine gidiyoruz. Dua ettiniz mi? Bize de dua edin. Ederiz oğlum. Bize de dua edin. İyi anacığım ben sizi meşgul etmeyeyim daha fazla. Kurban olurum. Ha dişlerine sahip çık. Ay vallahi ben gülme krizim var. Olsun. Sinema televizyon okudu. Öyle mi? Oğlu mu? Oğlum. Bunun oğlu. Oğlum. Şu an çok, askerde de. Çok güzel. O da gelini bunun. Anneniz mi? Kayınvalide. Öyle mi? Maşallah kayınvalidenize çok güzel bakıyorsunuz. Altın dişli diye kayınvalideniz var. Anacığım hadi Allah'a emanet ol. Hadi çok sağ olun. Hadi size de Allah hayır kolay gelsin. Hayır duanızı eksik etmeyin bizden. Amin. Hadi size de kurban olsunlar sana. Sevgili izleyiciler, buradaki programımıza devam ediyoruz. Şimdi şurada koca bir sera var. Seranın üstü yok. Bakalım serayı kimler işliyor, kimler işletiyor. Oraya doğru gideceğiz. Altın dişli teyzemize de veda ettik. Onlar da bize hayır dua edecekler. Biz de seraya doğru gidiyoruz. Selamünaleyküm. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Bu sera sizin herhalde. Evet bizim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ayşe Çiftçi. Ayşe Çiftçi siz? Ayhan Çiftçi. Akrabasınız. Kardeş. Abla kardeşsiniz. Evet. Burayı siz mi işletiyorsunuz? Evet biz işletiyoruz. İki kardeş. Ha, bu bayağı büyük bir şey. Sera görünüyor. Bir de bu tarafta da var. Evet. Zor olmuyor mu iki kişi? Çok fazla zor olmuyor. Severek yaptığımız için zor olmuyor. Evet. İşçi falan tutuyorsunuz değil mi bununla ilgili? Evet, evet. Evet. Ne yapıyorsunuz? Serada ne ekip biçiyorsunuz? Domates, biber ağırlıkta yetiştiriyoruz. Fide mi? Fidesini de yetiştiriyoruz. Hı-hı. Sebze olaraktan da yetiştiriyoruz. Büyük serada genelde sebze olaraktan yetiştiriyoruz. Evet. Küçük seramızda fide olaraktan yetiştiriyoruz. Ne kadar mahsul alıyorsunuz burada? Valla domates olaraktan bir 7-8 ton civarı buluyoruz. Yarısını ekiyoruz. Yarısına domates, yarısına biber ekiyoruz. Biberi de bir 2-2,5 tona kadar alıyoruz. Peki nereden aklınıza geldi? Araziniz vardı diye mi böyle bir şeyi düşündünüz? Yoksa hani daha önceden hani anne baba yapıyordu da biz onu devam ettirelim diye mi? Ya biz dışarıda genelde yapıyorduk. Açıkta yapıyorduk. Küçük bir tane yaptık. Sonra dışarıdakiyle içeridekinin farklı olduğunu karar verdik. Gördük farkı. Sonra
ilk başta hobi olaraktan başladık. Sonra büyülte büyülte buraya kadar geldik. Çok güzel. Evet. Siz de ablanıza yardım ediyorsunuz. Evet. Ben çalışıyorum normalde. Özel bir sektörde çalışıyorum. Hafta sonları da burada ablamla beraber bu işi yürütüyoruz. Çok güzel ya. En azından toprağa bırakmamışsınız. Evet, evet. Görebilir miyiz içerisini? Evet, görebiliriz. Buyurun. Sevgili izleyiciler, şimdi seranın içerisinde ne yetiştiriyor? Hani fide yetiştiriyorlarmış. Domates, biber vesaire. Şimdi onları göreceğiz. Yerinde görelim. Belki arabamızın arkasına biraz da domates fidesi alırız, biber fidesi alırız. Kalan arazilerimize domates ve biber ekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Sevgili izleyiciler, şu anda seranın içindeyiz. Sağ tarafımda olduğu gibi biberler var. Bu ne biberi? Çorbacı Yalova çeşidi 12 denilen kahvaltılık biber. Ha, kahvaltıda çıtır evet. Çıtır yenen evet, biberler. Evet, turşuluk kahvaltılık olaraktan yenilen bir biber. Bolu'da tercih edilen bir biber şu anda. Buradaki domateslerimiz? Onlar da sırık domatesi, aşılı, çift aşılı dikiyoruz. Buna çift aşılı dediğiniz, onu bir anlatırsanız hem ben de bilgi sahibi olayım hem izleyicilerimize çift aşı dediğiniz. Bu iki dal birden büyüyor. Biri bu tarafa, biri bu tarafa. Bir kökten iki kök gibi verim alıyorsunuz. Tek kökten hani evet. Şimdi ufak tefek hani biz de evimizin kenarına falan sırık domatesi evet. Falan dikiyoruz da. Evet. Hani bir tane bırakıyoruz onu, o gidiyor. Bu iki evet. Tane gidiyor. Bu iki tane gidiyor. Bu belli yerlerde bu budanıyor değil mi? Belli, evet, evet. Yani budamaz. Kenarlarını sağını solunu evet. Budanıyor. Koltuk altı dedikleri budamayı yapıyoruz. Bunda ne var böyle? Dedim içerisinde şey mi var diye de. Ne kadar burada fide yapıyorsunuz? Bunlar, toplam fide hani sayısı belli mi? Şu kadar fide yapabiliyoruz bu serada yani bu kapalı serada. Ya burada kendi dikeceğim, o seraya dikeceğim fideyi yapabiliyorum ancak. Fazla yapmıyorum burada. Ama satacak fidelerimizi dışarıda uyguluyoruz. Örtü altı seralardan dışarı diktiğimiz zaman biraz şey yapıyor, zarar görüyor dışarı iklimin alışasıya kadar. O yüzden onları dışarı ekip üzerini iyi güzel havalarda açıp dışarısının iklimine sağlıyoruz. Hani ona yaşamına sağlayacak şekilde uygun bir şekilde yetiştirip öyle onları orada uyguluyoruz. Ama bunlar sadece şu anda bizim kendi ihtiyacımızı giderecek kadar yetiştiriyoruz. Dışarıdaki o büyük seraya evet, dikecek evet, kadar yani. Evet, büyük seraya dikecek kadar yetiştiriyoruz burada. Dışarıda ne kadar da araziniz var? Yani anladığım kadarıyla bayağı bir araziniz var herhalde. Evet, bir 6 dönüm arazimiz var. 6 dönüm arazimiz. İki kardeş misiniz? Evet. Üç kardeşiz. Hep beraber tarımla uğraşıyorsunuz. Tabii o da evet. Geliyor. Sağ olsun yardımcı oluyor. Ben hani Bolu'da bu bölgede özellikle başka bir köye de gittik. Yani insanlar hani tarımdan şikayetleri de var. Evet. Hani eksiklikler var, sorunları var. Onları da dile getirdiler de. Sizin mesela böyle bir sıkıntınız var mı burada? Tabii. Pazara gidiyoruz. Ablam gidiyor satmaya ürünümüzü. Biz kendimiz pazarlıyoruz ürünümüzü. Hal pazarlarında. Biz ürünü çıkartıyoruz. Bu hafta domatesi götürdük. İkinci hafta insanlar manavlardan domatesleri alıp kasalarla kovalara koyuyorlar. Yerli ürün diye satıyorlar. En büyük sıkıntımız bu. Şimdi yerli ürün diye evet. Şey dışarıdan gelen ürünleri evet, evet. Kovalarda satıyorlar evet. Yani. Biz uğraşıyoruz, evet. Emek çekiyoruz. Yani. Anladım. Sahtekarlık yapıyorlar yani. Alıp koyuyorlar kovalara. Köy ürün diye satıyorlar. Tabii insanlar da inanıyorlar. Yani en büyük sıkıntı bu. Anladım. Önümüzde. Sizin başka bir diyeceğiniz var mı? Ya, o kadar fazla bir sıkıntımız yok şu anda. Yani memnunuz. Yetiştirici olaraktan yani güzel şu anda. Güzel yaparsan güzel. Yani şey yaparsan. Hile hurda katmazsan evet, güzel diyorsun. Evet, hile hurda katmazsan güzel. Allah yani, işinizi rast getirsin diyeyim ben de o zaman. Biz de şimdi zaten buradan ayrılacağız. İki kardeş olarak yani bu kadar arazi özellikle kadın olarak seracılık yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür bravo. Karadeniz insanının, Karadeniz kadının ne kadar güçlü olduğunu da görün. Tekrar Kadınlar Gününüzün sizin de kutlu olsun sağ olun, diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun, görüşürüz. Sevgili izleyiciler, şimdi buradan ayrılıyoruz. Sera'daki programımızı bitiriyoruz ama köyde gezintimize devam ediyoruz.
Sevgili izleyiciler, şimdi traktörle az bir işimiz var. Burada bir yük var, onu taşıyacağız. Sevgili kardeşim dedi ki, abi dedi, Kuzey'in uşağı dedi, buraya gelmişken dedi, azıcık bize yardım etsin dedi, bir anı olsun dedi bize. Biz de şimdi ona bir anı olarak birazcık da çapa yapacağız. Fırat'a böyle gidersem zaten Fırat'ı da ezeceğim. Fırat çekilsene. Sevgili izleyiciler, şimdi birazdan yemek yiyeceğiz ama sevgili kardeşim dedi ki, abi yemeği hak etmeniz lazım dedi. Yemeği hak etmek için de çalışmamız gerekiyor değil mi? Mutlaka. Biz de traktörle büyük vardı, onu boşalttık. Şimdi çapayla biraz çapa yapacağız. Sonra çayımızı içeceğiz. Burada tavuk işletmeciliği yapan bir kardeşimiz varmış. Biraz tavukları varmış. Onlarla tavukçuluk hakkında konuşacağız. Nasıl yumurta yetiştiriyor, onun hakkında konuşacağız. Ama ilk önce şu işi biraz yapayım. En azından çayı hak edecek kadar yapmış olalım, değil mi? Ya Allah, bismillah. Hadi bakalım, hadi. Biz çalışmaya devam ediyoruz. İşimiz bitti mi yemeğe geçeceğiz. Sevgili izleyiciler, beni çalıştırdı. Çalıştırdı, evet. Dedi ki ilk önce çalış dedi, çalıştırdı, şimdi de yemek yedirecek, öyle mi? Çalışmana ekmek yok yani, devir. Devir o devir. Devir o devir. Sağ olsunlar, biz tam gitmek üzereydik, sofrayı da kurdular. Biz de birazcık hani katkıda bulunduk. Ablam da yumurtaları hazırladı. Bunlar köy yumurtası mı? Evet, köy yumurtamız, tereyağlı, köy tereyağlı. Oh maşallah, maşallah. Bu kabak, tatlı, evet. Bunlar el yapımı. Evet, el yapımı, kendi yapımımız. Ben de şöyle tabağı uzatayım. O zaman biz veda edelim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İşlerinizde de başarılar diliyorum size. İnşallah daha güzel işlere imza atarsınız. Sevgili izleyiciler, bizler şimdi buradan ayrılacağız ama bu köydeki gezintimize devam edeceğiz. Fakat birazcık yemek yeme zamanı geldi diye sofraya oturduk. Sevgili kardeşlerim de işleri bitince onlar da oturacaklar. Ve yemeğimizi afiyetle yiyeceğiz ve gezintimize hız kesmeden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, bu köydeki gezintimize devam ediyoruz demiştik. Ve eski bir muhtarımızla birlikteyiz. Eski bir güreşçi diyeceğim. Güreşçilik yoktu ama gençken güreşmiş. Çok neşeli bir abimiz. Onunla tanışacağız. Ben tanıştım. Sizler de tanışacaksınız inşallah. Adını bize tekrar söyler misin? Köprücer Köyü İsmail Şiracıoğlu. İsmail Bey neler yapar burada? Vallahi biz çiftçilik, hayvancılık, büyükbaş, buğday, arpa, pancar bunlarla uğraşırız. Biraz üşümüş gibi bir halim var İsmail. Evet. Niye? Heyecan var. Dur abi, sarılayım İsmail. Heyecan var, heyecan. İsmail abi sarılamayalım sana. Dur bakalım Allah diye sarılamayalım İsmail abi ya. Niye, heyecandan dolayı mı? Tabii canım, heyecan. Canım, heyecanlamaya gerek yok İsmail abi ya. Olur. Kaç yıllık muhtar yaptın, muhtarlık yaptın? 20 yıl yaptım. 20 yıl? Evet. 20 yıl sonra nasıl devirdiler seni ya? Biraz da gevşek tuttuk işi. Yani ben istemedim yapmak zaten. Yapmak istemedim. Evet. Bırak. Gönlümden bırakmak istedim.
yerde. Ne kadar arazim var burada İsmail abi? Kendimizin 150 dönüm arazisi var. Bayağı şahsımızın, bir, evet. Peki sulak arazi mi? Sulak. Ne ekiyorsunuz oraya? Patates, buğday. Geneli patates mi? Geneli patates de buğday ağırlıklı. Bir pançar var ama ben ekmiyorum, komşular ekiyor. Yani genelde patates. Hayvancılık yapıyorum. Ama bu kadar patatesi falan hani toplamak zahmetli iş. Çok. Vallahi şimdi göstereceğim, depoya koyacağım, işçiler çalışıyor orada. Öyle mi? Tabii. Zaten bir patates gördük, bir patates de burada görelim. Görelim, tabii işçiler çalışıyor deponun içinde. Şimdi seçiyorlar onları. Seçiyorlar, tek. Evet. Onlara hani biz gittiğimiz yerde de anlatmışlardı, tohumluk. Tohumluk, yemeklik, hepsi sınıflandırılıyor. He, ona göre. Evet. O tabii bu sene biraz iyi fiyatlar şu anda patateste. Yüzümüz gülüyor ama iki sene önce böyle değildi. Maliyetler ağır, çıkışlar ucuzdu, satışlar. Şu anda memnunuz. Şu anda çiftçilikten. Şu anda memnunsun hayatında. Evet, ben memnunum. Kaç tane çocuk var İsmail abi? Üç. Üçü de üniversiteye bitirdi. Üçü de kız mı, erkek mi? İki erkek, bir kız. İki erkek, bir evet. kız. 150 dönüm arsa baya var yani. Allah evlatlarınıza da hayırlı ömür versin. Olun, onlar herhalde tarımla uğraşmayacaklar. Yok, ama yani. İstanbul'da çalışıyor kızım. İkisi de burada şehirde buldu. Merkezde Bolca Endişe'nin birisi. Hangi okulu olan, bitirdiler? Üniversite. Hangi bölüm? Küçüğü ithalat ihracat, kız bilgisayar programcı, büyüğü de muhasebe. Çok güzel ya. İsmail abi de biraz üşüdü. Aslında ben üşümedim ama sen ben niye... Ben de üşüme heyecandan geldim. Ben çok konuştum. İviye falan İsmail da. İsmail abi şimdi merak ediyorum, bu binada sizin mi? Bizim. Burada göründüğün yer hepsi bizim. Bu eski bina 44 depreminden sonra yapılmış. Kaç yıllık bu bina? 44'ten sonra 50. 44 60, yılında yapılmış. 70 yıllık. Oo maşallah. Bu yan tarafı da zaten yeni, evet, yeni. O yeni, 2007'de yapıldı o. Çok güzel. Peki işçilerini görelim İsmail. Görelim. İşçilerini konuşalım, tanışalım. Hayvanları da göstereceğim. Öyle kaçma. Tamam. Hayvanları da göreceğiz. Buradaki patates. Teşekkür ederim. Yani konuşmam bitiyorsa böyle devamlı gelirseniz. Abi biz heyecan biz yapmayız zaten, bir daha. Yok biz zaten çiftçinin sesiyiz. Tamam. Biz çiftçinin ben sesiyiz. Ben seni görüyorum televizyonda. Eyvallah, çok Rahip teşekkür ederim. Çiftçi deyince oradan. Eyvallah. Sevgili izleyiciler, şimdi çalışan kardeşlerimizin yanına gidiyoruz. İsmail Bey'le birlikte hayvanlarına da bakacağız. Evet. Ne hayvanın var? Simental. Sağlı, süt. Öyle mi? Süt bize ikram edecek misin? Ederim. Eyvallah, tamam. Hadi bakalım. Hep birlikte içeri giriyoruz. Sobada mı kızartılıyor? Yok. Bilmem ben, ne de olsa buna olmaz. Niye? Bunlar ne yapacaksın şimdi? Yani tohumu bunları yağını mı çıkaracak, toplayalım. Karagabak yine ballarız. Bu şimdi bu normalde niye bu kötü çıktı şimdi? Bu kabağın nesi var? Bu pişmez mi şimdi? Allah'tan. İyi yenmez ki. Niye yenmiyor? Kötü çıktı. Zayıf bir baksana çiçek kokuyu. Doluş etmemiş ki. Bazı iyi olur. Ama yeniyor. Bunlar inekler mi yiyor? İnekler. İnekler yiyormuş bunları. Peki anacığım. Ha. Şimdi bu kabakları, bunları tohumluk, ben öyle görüyorum. Şimdi biz eskiden öyle biliyorduk. Tabii tohum ekeriz. Tohumluk, gene bunları, ekeriz. Bunları gene şimdi şeye, toprağa ekeceksiniz. Ekeceğiz. Yani. Ekeceğiz. Ondan sonra yeni kabaklar çıkacak. İnşallah. Allah razı olsun. Oldu. Biz hadi. Biz geçelim o içerideki işçilerinizin yanına. Evet. Abi bıçağı abi kenara koyalım da. Hadi anacığım öpeyim elini. Hadi güle güle. Hadi, Allah'a emanet ol. Kurban oldum. Sağ olayım. Sevgili izleyiciler, yine patates seçiminin içindeyiz. Daha önceden yine bir köyde, Bolu'da bir köydeydik. O köyde de patates seçiyorlardı. Zaten dedik ki Bolu'nun patatesi meşhur. Biz de geldik, patates seçimi yapan ablalarımızın yanına geldik. Tabii ilk önce ne yapacağız? Haliyle bu hafta Dünya Kadınlar Haftası, Dünya Kadınlar Günü haftası olduğundan dolayı hepsinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Sağ olun. Allah hepinize hayırlı ömür versin. Allah tuttuğunuzu altın eylesin. Tabii patatesleri değil ha. Patatesleri tuttu da altın olmasın bunlar. Bu kadar altın ne yapacaksınız bir araya getirdiğinizde? Burada ne yapıyorsunuz? Patatesi seçiyorsunuz. Ve ilk önce sizi ama tek tek tanımak isteriz. Sizden başlayalım. Fatma Baş. Fatma Baş. Buralı evet. mısınız? Yok, burası Düzceli'yim. Düzce'lisiniz siz? Düzce Yolcalıyız. İsminiz? Emine Gül. Emine Gül. Sizin? Benim Fatma Gül.
Fatma Gül, Emine Gül, Fatma Eltiyiz Gül. Biz. Elti misiniz? Ha, iki eltiyiz. İki eltisiniz. Aranız nasıl? Çok iyi, Allah'a şükür. İyi, Allah bozmasın. Aynen. Aba senin, şu mikrofonu al bir. Mikrofon. Ben Hatice Tosun. Hatice Tosun. Evet. Siz? Gülbahar Gül. Gülbahar Gül. Hepiniz Bolulusunuz. Evet. Doğma büyüme buralısınız. Yok, buralı değiliz de burada olduk. Buraya geldik, burada olduk sanırdık. Buralı oldunuz. Evimiz falan burada, yani burada. Bu patatesi ne yapıyorsunuz burada? Seçiyorsunuz, neye göre seçiyorsunuz? Yemekli, tohum. Yemekli, ayrı getiriyoruz. Şimdi şöyle mikrofonu vereceğim, konuşacaksınız. Al mikrofonu, kız korkma. Ha. Bunlar yemekli, gayri özü. Mesela ben şimdi şurada iki tane patatesi aldım. Bunun hangisi yemekli, hangisi tohumlu? Bu yemeklik. Şu çatlağa gidiyor. Çatlağa gidiyor. Bu da çatlak. O da çatlak işte. Aynı ikisi de çatlak. Sağlamı olan, bak şunlar mesela yemekliye ayırıyoruz. He, bunlar satılıyor. Evet, evet. O da satılıyor. Onu çatlak da satıyor, bunu yemeklik de satıyor. He. Yani bu birincisi. Bunun fiyatı ayrı, bunun fiyatı evet, ayrı. Evet, evet. Hmm. Peki kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Bayağı 15 yıldır yapıyoruz. Yomiye geliyoruz işte böyle. Kaç liraya tamam. Yomiye alıyorsunuz? 50. 50? Bir 50 var olasın. Ben size söyleyeyim. Orada 55 veriyorlar. Nerede? Şöyle var orada. Oranın adresini vereyim ben size. Çıkışta tamam mı? 55 veriyorlar. Yok yok. O piyasaya sen göre. Nasıl piyasaya göre? Yani bunların böyle bir piyasası oluyor zaten. Öyle kafana göre şey yapamazsın yani. O yani piyasaya göre var. Yani tabii telefonu, standart. Telefon geldi. Standarda göre şey yapıyoruz yani öyle ileri geri gidilmez yani. Biz de insanız. Ekiciyi, çiftçiyi de düşüneceksin tabii. Biz de... Efendim? Evet. Yusuf. Yusuf de? İyiyiz. Ben Yusuf'un öğretmeniyim. Tamam. Hocam şu anda meşgulüz hocam. Sonra ararsınız. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Çocuk gezmeyin yine. Çocuk şeye gitmiş. Kartalkaya gezmek. Nereye gitti? Kartalkaya. Hocam gezmeyin. Sonra arayacak ama demek ki çok acil bir şey yok. Uludağ mı gitti çocuk? Yok, Kartalkaya gitti. Hayrola, niye yolladın onu yanına? Pikniğe gitti la hocalarıyla. İyi de dövme beni canım. Allah Allah, pikniğe gideceksin. Neredeyse dövecektin beni yani. Neyse ararsın şimdi onu. Biz zaten biz gidince. Çocuk kaza yapmış. Ararım. Kaza mı? Yok bugün değil ya. Bir kere daha önce gitmişti. Ha, geçmiş olsun. Peki ben sizi çok fazla tutmayacağım. Niye tutmayacağım? Hem çalışıyorsunuz. Yemeğinizden evet, dolayı tutmayacağım. Hem de sen zaten strese girdin şimdi. Hocayı araman lazım. Ama beni de, seni dinlemesi lazım. Beni dinle. Ben onu anlamadım yani. Ben uzakta kaldığım halde beni dinledi hoca. Tamam dedi, kapattı yani. Bizim suçumuz yok bunda değil mi? Yok. Peki ablacığım sizin bu gün itibariyle yani hani Dünya Kadınlar Günü'dür diye söylüyorum. İnşallah akşam eşiniz size birer tane gül getirir. Dedim ya. Ama Allah aşkına var ya ben öyle diyorum. Diyorum şöyle gözünün ucuyla bana bakıyor. Gözünün ucuyla bana bakıyor ki öyle bir şey olmaz diye. Getirmez mi? Getirmez. Niye getirmez? Bilmem. Size getirir mi? Getiren var mı aranızda? Yok. Yok. Hiçbirimizinki de getirmez. Biz zaten gülüyoruz. Gül götürmeye gerek yok ki. Ooo. Güzel laf bir. Tabii ki. Soy ismimiz gül. Allah Allah. Gül. Evet, soy ismini verdiğinden dolayı getirmez diyorsun. Başta zaten gülü verdi. Peki ablacığım hepinize kolay gelsin diyorum. Allah işinizi Allah rast getirsin. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Aslında gönül isterdi ki daha çok sohbet etmeyi. Hem burası soğuk. Evet. Patates zaten soğukta durması gerekiyor, çillenmesin diye, değil mi? Evet. Siz de işinizi bitirin, bizler de yolumuza devam edelim. Çok sağ olun. Kolay gelsin size. Sağ olun, teşekkürler. Sevgili izleyiciler, buralardan ayrılıyoruz. Ayrılmamız gerekiyor. Dedik ya, hem sevgili ablalarımızı işlerinden etmeyelim, hem de gezecek çok yer var. Oraya doğru yola çıkıyoruz. Nereye? Bolu'nun içine doğru. Tekrar Bolu'ya gideceğiz. Bolu'nun dışındayız, köyündeyiz ama Bolu'nun farklı yerlerini gezeceğiz. Gidilmeyen, görülmeyen yerleri göreceğiz dedik ve geziyoruz ve aynı zamanda da görmeye çalışıyoruz. Onların dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz. İnşallah akşam hepsine eşleri birer tane gül getirir. Aslında bu gülleri bizim getirmemiz gerekirdi. Biz hepsine birer tane gül vermemiz gerekiyordu. Biz onları kutlamamız gerekiyordu bu güzel günlerinde.
Ama biz yine hatırladık. Biz yine hatırladık ve size bu konuda sizi tebrik ettik. İnşallah bir dahaki gelişimizde eğer böyle bir programa tekrar denk gelirse hepsini gül getireceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İsmail Bey, işçilerinle konuştuk. Evet. Yani birazcık sohbet ettik. Çok fazla da onları yormak istemedim. Hem içerisi soğuk hali ve onlar da üşüyorlar. İşlerini de bir an önce bitirsinler. Sen de yemeği veriyorsun. Olsun, onlar bir sıkıntımız olmaz Allah'ın şükür. Biz de şimdi müsaadeni isteyeceğiz. Teşekkür ederim. Teyzem de sağ olsun dışarıda süt hazırlamışlar tamam. Herhalde. Tamam, Çiftçi TV'ye sizin adınıza teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Rica ederim. Yine bekleriz ama sık olsun. İnşallah, inşallah. Allah nasip ederse tekrar böyle arada göreceğiz. Unutmayın. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Hepinize teşekkür. Buradaki programımızın son ayağını da bahsetmiştim. Bir tavuk işletmeciliği, tavuk çiftliği olan, küçük çaplı bir çiftliği olan bir kardeşimiz var. Onun yanına gideceğiz ve orada tamamlayıp bu köyden ayrılacağız. Fakat bize süt hazırlamışlar. Birer bardak sütümüzü de yudumladıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Evet, dedik ya, kahvemizi yudumlayacağız. Ve yolumuza devam edeceğiz. Sütlü kahve. Bu süt de zaten doğal süt. Öyle pastörize edilmiş. Sevgili izleyiciler, bahsettiğimiz o tavuk çiftliğindeyiz ama dedik ya, burası küçük bir çiftlik. Yani küçük bir, kendi çapında tavukçuluk yapmaya çalışıyor. Hatta bunları kendisinden dinleyeceğiz. Nereden öğrenmiş, nereden merak salmış. Bize biraz bahsetti ama bunu bizim söylememiz yersiz olur. Kendisinden dinleyeceğiz bunu. Ve kendisini de tanıyacağız. Bizler tanıdık, çok sevdik onu. O da kendinden bahsedecek bize. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben İlham Şakar. 37 yaşındayım. İlhamcığım, şunu sana versem biraz soğuk şöyle dursam. Ben bu tavukçuluğu aslında ilk başta hobi olarak başladım ama sonradan baktım kendileri gerçekten yani hayvancı olarak ben sevdim. Yani küçükbaş olarak ve az yem tüketiyorlar. Bir tane tavuğum çift sarılı yumurt diyor. Onu merak ettim. Az önce bana gösterdin, onu da evet. Şuydu herhalde, büyük olan değil evet, mi? Evet, büyük olan. Evet. Sevgili izleyiciler, bu arada da hava da soğudu. Üstümüze bile montlarımızı da giydik. Bu yumurta çift sarılı. Bu yumurta çift sarılı. Bunu bir tane tavuk yumurta değil mi? Onun evet. Cinsi, tam biliyor musun cinsini? Atak. Atak cinsi. Evet. Yani atak cinsi tavukta çift sarılı yumurtluyor. Ya o hepsi yumurtlamıyor ama bu nasıl olduysa yumurtluyor yani. Hepsi yumurtlamıyor çift sarılı atakları. Allah Allah, çok enteresan. Yani hepsi değil, demek ki o zaman onda da bir karışıklık mı demek var? Demek ki var yani. Bir karışıklık var, cinsinde evet. Bir karışıklık evet. Var yani. Evet. Evet yani, sen devam et, ben seni dinliyorum. Ben bu rırları 5-6 ay oldu alalı. Yani çoğu insan belki hani bunu nazar değmesin diye söylemez. Yani ben hani söylerim, 10 tane rır. Günde bir tane yumurta yumurtlar. Yani 10 tane yumurta alırım rırlarda. Ha, her tavuk bir tane yumurtluyor. Her gün yumurtluyor. Evet, her gün yumurtluyor. Ve benim horozum da var 2 tane. 10 tava bir horozum var. Horoz da fayda. Horoz da çok yani. 10 tane hakkında bir tane horoz. Evet. Öyle mi oluyor? 10 tane tava bir tane horoz. Şimdi bunu yumurtalarından ben kuluçkaya vereceğim, civciv çıkarttıracağım. Bunun talebi de çok. Şimdi bu mesela civcivi kendin üretemiyor musun? Onun evet üreteceğim. Onun yani küçük yol çapta. Yani eskiden şimdi şöyle sözünü balla kesiyorum. Mesela bizde hani bizde kosu derler. Yani kuluçkaya yatan evet. Tava kosu evet. Derler. İşte kosu bastırdım. Altına 20 tane yumurta evet, koyarlar. Evet. Bazen de mesela ördek yumurtası bile koyarlar evet. Kosunun altına. Yani tavuğun altına. O kuluçkaya yatar ve o çıkar. Yani o zaman 20 tane civciv olur, 10 tane civciv, kaç tane yumurta koysak onları besliyor. Mesela aynı şekilde sen yapamıyor musun? Yaparım. Bunu? O tavuğun da zamanı var. Hmm. Onu da biz de kürk deriz, kürkler. Ha.
Kürklediği zaman tüyleri kabarır. Bu sefer o yatmak ister yumurtanın üstüne. O zaman bu şekilde sepetin içine dediğiniz gibi 15-20 tane yumurtayı koyarız. Onun üzerinde o yatar. 23 günde çıkar. Evet. 23 gün beklemek zorundayız. Bu gerçek köy yumurtası diyelim. Şimdi ben gerçek köy yumurtasıyla 30 kuruşluk köy yumurtasını nasıl anlayacağım? Ya bunu, hani ben işi bilmeyen bir adamım. Nasıl anlayacağım? Bunu şimdi siz... Ya şimdi şöyle vurarak market, mı anlayacağım? Hayır. Yoksa... Şimdi onun marketlerde alırken şu anda bakıyorsunuz. Bu nasıl? Kendine doğal bir üstünde hafif bir pisliği var. He. Ama adam bu olacak. Adam mesela onu... Hayır, ben böyle satıyorum bunu. Ha, ben yıkamadım. Evet, böyle. Gerçek yumurta budur. Bu yıkandığı zaman bozulur bu. Ben bunu şimdi yıkayıp da size getirip satsam bu yumurtanın özelliği kayboluyor. Bozuluyor. Pisliği üstünde duruyor. Evet. Siz böyle alacak. Ha, ben ancak şunu yapabilirim. Silerim ancak. Size vermeden önce. Ama onu da komple silemem. Şimdi, normal bir şekilde. Şimdi bunu şeye Kaan'a vereyim de Kaan bunu bir temizlesen. Öğleden sonra kırıp yiyelim bunu. Şimdi bu çift sarılı, bu tek sarılı. Evet. Bu eğer pislikli olursa ama buna da bir hile uydururlar gibi geliyor bana. Yani adam şimdi mesela hani madem bunu eğer bu kadar hani uyanıklık yapıp da 30 kuruş 60 kuruş 30 kuruş da orada kazanayım diye normal yumurtayı köy yumurtası diye satanlar bir buna bu şekli verebilir. Bunun başka bir şey olması lazım. İçindeki sarısı limon sarısı olacak. Hmm. Ben aldıktan sonra onu görmem bir anlamı yok. Almadan önce görmem lazım onu ben. Onu nasıl yapacağım? Yani şimdi şöyle ben mesela yumurta almaya gidiyorum markete. Evet. Normal çiftlik yumurtası alıyorum. Onların kabukları daha şey yumuşak oluyor. Onların kabukları daha yumuşak oluyor. Yani kırılmaya evet, yakın. Evet, bunlar sert. Sert. Olur, bunlar kalın. Bunlar olur. Mesela kolay evet. Kolay kırılmaz. Geç vurmayalım, kırmayalım şimdi yumurtayı da. Bunlar daha kalın oluyor. Evet. Sevgili izleyiciler, bizler buradan ayrılıyoruz. Bolu'da farklı bir köye doğru yola çıkıyoruz. Bakalım o köyde neler yaşayacağız? O köyde kimlerle karşılaşacağız? Bunu da zaman gösterecek. Çıkacağımız yolculuğun sonunda göreceğiz. Hep birlikte gidiyoruz. Hoşça kal tekrar. Allah'a emanet ol. Güle güle.